konuşulacak konuları tüm yönleriyle değerlendirmeye çalışacağız. Stüdyomuzda 24 TV Ankara temsilcisi Sayın Melik Yiğitel var. Gelişmeleri daha iyi anlamamız için sorularımızı cevaplamak üzere. Sayın Yiğitel hoş geldiniz efendim. Merhaba, hoş bulduk. Uzun zamandır bekliyorduk aslında görüşmelerini. Evet. Nihayet başladı. Biz dünyadan belirlediğimiz merkezlerden de son durumu, nasıl baktıklarını soracağız ve üzerine burada değerlendirme yapmak istiyoruz ama muhalefetle rejim, muhaliflerle rejim ilk defa 6 yıl sonra aynı masadalar. Evet. Bu bile başlı başına bir başarı olarak değerlendirilebilir mi? Kesinlikle öyle. Yani uzun vadede barışı tesis etmek anlamında umut verici. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi daha önce aynı mekanda bir araya bile gelmiyorlardı. Şimdi bu onun olumlu bir gelişme. Fakat bu toplantıdan hani hemen bir sonuç çıkar mı? Çok emin değilim. İki açıdan. Bir, katılım düzeyi düşük profil. Biz müsteşar yardımcısı düzeyinde temsil ediliyoruz. Rusya, Sayın Putin'in baş danışmanı düzeyinde temsil ediliyor. Amerika ise Büyükelçisi'ni, Astana Büyükelçisi'ni gözlemci sıfatıyla oraya oturttu. Melik Bey, neden bu kadar düşük kaldı katılım? İlkinde çok fazla kalıcı çözüm bulunamayacağı şeyinden düşüncesiyle, yoksa aslında ilk etapta Dışişleri Bakanları düzeyinde olabileceği konuşulmuştu. Hatta Sayın Çavuşoğlu da henüz belli değil ama hani dışişleri düzeyinde olabilir diye. Bu masaya oturmadan önce yapılan görüşmelerde, yani muhaliflerle rejim arasındaki o görüşmelerde anlaşıldı ki ilk toplantıda kalıcı bir barış, bir sonuç çıkması zor görülüyor. O yüzden de hani Dışişleri Bakanlığı yüksek bir profil ve o hani bir şey çıkmadı dediğinde diğerlerine de etki edebilecek bir durumda. O yüzden de müsteşar bile değil, müsteşar yardımcısını gönderdik. Sayın Putin de kendi Suriye baş danışmanını gönderdi. Burada artık hedef ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi, şu anda temel hedef o. Yoksa burada bir sonuç çıkması şu anda zor ama kalıcı ateşkes tabii sonrası için çok önemli. Çok önemli elbette. Tabii yani silahlar patlarken çözüm bulamazsınız. Her geçen gün daha çok kanın aktığı bir ülke için kalıcı ateşkesin sağlanması bile çok önemli bir aşamayı kesinlikle ifade ediyor. O zaman biz bu toplantıyı bir alt komisyon çalışması olarak mı, teknik bir çalışma olarak mı görelim? Aslında evet, yani en azından bir kere hani kalıcı ateşkesin kullanması meselesinde hemfikir olduktan sonra taraflar kim ne istiyor maddelemek açısından önemli. Çünkü biz şu anda mesela kimin ne istediğini de çok bilmiyoruz. Evet. Yani herkes her şeyi isteyebilir ama diplomatik dilde kimin ne istediği karşılıklı bunu maddelemek gerekiyor. Yani mesela geçiş Beşer Esad'dan mı olacak, yoksa Beşer Esad çekilecek ama Baas Partisi devam edecek, bu mu olacak? Çünkü Beşer Esad'ı hem kendisi hem de tümüyle Baas'ı devre dışı bırakacak bir geçişe ikna edemezsiniz. Hı hı. Şu ana kadar görünen o. Hı hı. Yani ona mümkün değil ikna edemezsiniz. En iyi ikna edebileceğiniz şey Beşer Esad'ı dışarıda bırakıp partisi devam etsin, seçime girsin de ikna edebilirsiniz. İşte rejim mesela bu böyle bir taleple, muhalifler ne istiyor onların maddelenmesi gerekiyor. Dışarıda Suriyeli göçmenler var. Sadece Türkiye'de 4 milyon göçmen var. Bunların can güvenliği sağlanarak geri gelebilecekler mi? Gelirlerse nerelere yerleşecekler? Kendi topraklarına dönebilecek mi? Çünkü hala DAEŞ orada ve şu anda Türkiye'de bulunanların önemli bir bölümünde kendi topraklarında DAEŞ egemen, bir kısmında PYD egemen. Kendi topraklarına dönünce DAEŞ ve PYD varken bu nasıl olacak? Bütün bunlara yanıt bulunması lazım ve bunların maddelenmesi gerekiyor. Maddeledikten sonra da üzerine müzakere edilerek bir çözüm bulunabilir. Şimdi Melik Bey, o kadar çok sizin de ifade ettiğiniz gibi birbirine bağlı ve karmaşık sorun var ki. Merak ettiğim şu, Astana'ya taraflar giderken biraz daha esnek bir tavırla mı gittiler? Mesela Türkiye Esad'lı bir geçiş süreci de dahil olmak üzere her türlü teklife kapalıydı. Ama şu anda Astana sürecine giderken biz biraz daha esnek bir tavırda olabilme ihtimalimiz güçlü gibi görünüyor. Evet. Ya da Rusya Federasyonu ve İran'ın yaklaşımlarında daha esnek bir tavırdan bahsedebilir miyiz? Muhaliflerin
Esad'la en azından aynı masada bir araya gelmeleri yine esnek bir tavra işaret midir? Yani esneklik midir Aslan Hanım? Aslında evet. Çünkü mesela İran şu anda orada en etkin aktörlerden biri ve Beşar Esad'ı orada tutan çok önemli iki aktörden bahsediyoruz. Biri Rusya, diğeri İran. Evet. Şimdi bu iki aktör daha önce muhalifler teröristtir ve yok edilmelidir diyen kesim. İki taraf da söylüyordu bunu. Ve hem Rusya kendi savaş uçaklarıyla Beşar Esad'a destek sağlıyordu. Hı hı. Muhaliflerin tümünü bombalıyordu. Ayrım gözetmeksizin. Türkmenler de dahil, işte DAEŞ de dahil, muhalifler de dahil. Bir tek PYD'yi bombalamıyordu Rusya ile ilişkiden dolayı. Hı hı. İran, Beşar Esad dışında hemen hemen her şeye kendi orada oluşturduğu paramiliter Şia güçleriyle rejimi kolluyordu. Öyle ki Halep kuşatmasından sonra oradan çıkacak Sünnilerin araç konvoyuna bile ateş etti. Doğru. İranlı Şiiler. Sivilleri silahsız, vurdu. Tabii tabii silahsız. İçinde kadınların, çocukların olduğu sivilleri vurdu. Şimdi bu kadar üst bir noktadan şimdi diyor ki hem İran hem Rusya artık 6 yıl oldu savaş. Taraflar yorgun düştü. Bölgeye olumsuz etkisi var. Irak istikrarsızlaştı. Yarın bu sıra İran'a gelebilir. Türkiye büyük ölçüde istikrarsızlaşmaya dönük hamleler var. DAEŞ, PKK saldırıları kendilerine alan açıyorlar. Dolayısıyla bölge böyle istikrarsızken pekala biz de etkilenebiliriz. Yani, o halde masaya oturalım. Yani iç savaş deyim yerindeyse kendi içerisinde de o doygunluğa ulaştı. Sınırlarını elbette zorluyor. Yorgun düşürdü. Yani hem ekonomik anlamda hem insani eleman anlamında yorgun düşürdü tarafları. Şimdi fakat bu şu anlama gelmiyor tabii. İran bütün kartlarından vazgeçti. Rusya bütün kartlarından vazgeçti ve bir ajandaları olmadan oturuyorlar anlamına gelmiyor. Ajandaları var. Rusya kendi askeri üslerini garantiye almak istiyor. Hı hı. Çok net. Yani benim askeri üslerime dokunulmayacak. Onun garantisini istiyor. Bir şekilde rejimin devamını istiyor. Beşar Esad'lı ya da Beşar Esad'ın dışarıda kalarak Paris'in kumanda edeceği bir formülle bunun devamını istiyor. İran Şii kuşağın gücünü korumasını istiyor. Orada bir çok fazla esneyeceğini düşünmüyorum. Fakat hani Sünnilere de bir yaşam alanı açılması anlamında esnedi. Esneme kabul edeceksek evet esnedi. Çözümü birlikte bulalım artık. Yoruldu herkes diyorsanız evet doğru o anlamda esnedi. Bu iyi bir şey mi? Bu iyi bir şey. İyi bir şey. Yani bu kalıcı barış böyle sağlanır. Türkiye esnedi mi? Türkiye'de esnedi tabii. Yani Türkiye'de mesela Beşar Esad'a dönük eleştirilerini ve opsiyonu saklı tutuyor. Doğru. Fakat öncelik sırası değişti sanırım değil mi Melike? Değişti yani Suriye'nin toprak bütünlüğü ve bu savaş bitsin noktasında şu anda Türkiye. İlk başladığından bu yana bir takım hatalar yaptığını da kabul etti. Sayın Numan Kurtulmuş Hükümet Sözcüsü bir takım yanlışlar yapıldığını söyledi. Bütün bunlar Türkiye'nin de esnediğini gösteriyor. Yani Rusya ve İran'la birlikte Türkiye de esnedi. PYD'nin Aslan'a görüşmelerinde olup olmaması noktasında Türkiye'nin tavrı kesin net ve netti. Evet. Peki PYD'nin dışında Suriye'de Kürtler de masada temsil edilmiyorlar mı? Ediliyorlar. Ediliyorlar. Yani şu anda siyasi temsilcileri, daha doğrusu askeri var. Temsilcileri var, var PYD'nin. Hem dışında. Şeyin içinde var, hem muhaliflerin komisyonunun içinde var Kürtler. Hem de Barzani eksenindeki Irak Kürdistan Demokrat Partisi ekseninde orada bağlılığını Suriye'de sürdürenler de orada. PYD yok masada. PYD'de Türkiye'nin tavrını koymasıyla yok masada. Biliyorsunuz daha önceki Cenevre görüşmelerinde de Salih Müslüm uçağı atladı, gitti Cenevre'ye ama toplantının yapıldığı otele giremedi. Türkiye sokmadı oraya ve Amerika ikna oldu. Tamam dedi, girmesin. Salih Müslüm karşıdaki otele yerleşti. Orada olan biten bir şekilde ona aktarıldı. Burada da PYD masaya oturmuyor. Türkiye çünkü bunda olmazsa olmazın diyor. Şeyde de ateşkes sürecinde de Türkiye PYD'yi de kapsamasın diye çok diretti. Evet. Yani şu anda biliyorsunuz DAEŞ'i kapsamıyor. Hı-hı. El-Nusra'yı kapsamıyor. Diğerleri için ateşkes geçerli. Fakat PYD'yi de kapsamasın. PYD de DAEŞ ve El-Nusra gibi
terör örgütü olarak kalsın ve ona karşı mücadele devam etsin dedi ama orada Birleşmiş Milletler'in terör listesinde PYD olmadığı için taraflar bunu kabul etmedi. Ama Türkiye bunu fiili olarak uygulamaya soktu masaya oturtmayarak. Melik Bey, Batı basınını taradığımız zaman özellikle bu Astana görüşmelerine ilişkin şöyle bir algı operasyonu var. Ben bunu algı operasyonu olarak görüyorum. Türkiye Astana'da Kürtleri istemedi. Yani PYD eşittir Kürtler, PKK eşittir Kürtler. Bu algının kırılması oldukça zor görülüyor. Türkiye buna karşı nasıl bir mücadele sistemi geliştirdi? Valla Türkiye anlatıyor. Türkiye anlatıyor, Barzani anlatıyor. Yurt dışındaki Kürtlerin büyük bölümü anlatıyor. Fakat orada bizim temel handikapımız hem Avrupa hem Amerika PYD ile ilişkisini en üst seviyede sürdürüyor. Yani PYD hızla bütün her yere bürolar açtı yurt dışında. Siyasi muhatap olarak kabul edilip oturup görüşüyorlar. Şeyde buna dahil, Holland'da buna dahil. Şimdi hal böyle olunca siz tabii bunu zorlanıyorsunuz bunu anlatmakta. Ama hani anlatmaya da devam ediyorsunuz. Fakat diğer bir etken de Amerika'nın PYD ile ilişkisi en üst seviyede devam ediyor. Yani hem silah mühimmat yardımı hem de müttefik ilişkisi devam ediyor. Şimdi bütün bunlar devam ederken sizin anlatmanız sınırlı olabiliyor. Çünkü diyor ki size işte Avrupa'nın ülkeleri 24 ülkesi artı Amerika diyor ki size orada Kürtlerin resmi temsilcisi olarak biz PYD'yi görüyoruz. O yüzden de ittifak ilişkisi devam ediyor. Ettireceğiz de diyor. Siz de diyorsunuz ki ya hayır Kürtleri o temsil etmiyor. Başka temsilcileri var. Ama işte sadece siz bunu anlattığınız için bir ölçüde anlıyorlar. Aslında bal gibi biliyor hepsinin olduğunu ama bu biraz da artık böyle şey gibi satranç tahtası gibi. Herkes hamlelerini hesapladığı için şu anda işlerine böyle geliyor. Muhaliflere Türkiye'nin tavrı çok net. Özellikle Fırat Kalkanı ile birlikte Özgür Suriye Ordusu'nun ilerleyişinin yegane kaynağı aslında Türk Silahlı Kuvvetleri. Bunu herhalde söylemekte bir beis yok. Elbab'ın kapılarına kadar geldiler. DAEŞ'tan temizlenme sürüyor. Özgür Suriye Ordusu'nun o kaybettiği özgüvenini de bir anlamda o Fırat Kalkanı yeniden yerine getirmiş gibi. Ama muhaliflere garanter olmak son derece riskli bir hamle gibi görünüyor. Muhalifler dediğimiz şey yekpare bir yapı mıdır? Değil. Türkiye nasıl bu muhalifleri bir arada tutabilecek? Bunun garantisini nasıl verebiliyor? Yani muhalifler yekpare değil. O muhaliflerin içinden işte DAEŞ ve El-Nusra çıktı mesela. Doğru. En temel somut gördüğümüz şey. Öbür tarafta da çok yekpare değiller. Fakat çaresizlikten şu anda birlikte hareket ediyorlar. Doğru. Yani birçok irili ufaklı gruplar var. Ama gruplar bir şemsiye altında, Özgür Suriye Ordusu şemsiyesi altında mücadele ediyor. Fakat Türkiye orada olduğu için sizin de söylediğiniz gibi yani Türk Silahlı Kuvvetleri orada olduğu için bu böyle. Yarın biz çıktığımızda ne olur? Risk var. O yüzden işte kalıcı bir ateşkes olursa bu sağlanabilir. Yani ben mesela şunu çok rahat söyleyebilirim. Türk Silahlı Kuvvetleri şu anda mesela çıksın oradan. Fazla değil 2-3 gün sonra Elbap, Cerablus, Münbiç buralar ya DAEŞ'in ya da rejim kontrolüne geçecek. Çok kendi net ya da PYD'nin. De çatışmalılar değil elbette, mi? Elbette. Elbette. O yüzden de hani Özgür Suriye Ordusu dediğiniz şey onun gücü şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ibaret bir şey. Yani alan açıyoruz, önünü açıyoruz, hadi gel diyoruz. Ellerine silah veriyoruz. Hadi burayı tutun. Ne kadar güçlüler tartışmalı. Doğru. Çünkü geçmişte de mesela aldıkları bir sürü geri verdiler. Kendi içlerinde parçalanıyorlar. Ne kadar iyi savaşıyorlar bilmiyorum. Yani mesela geçenlerde bir Özgür Suriye Ordusu'ndan biri dedi ki 17 ile 45 yaş arası göçmenleri Türkiye'de sınır dışı edin. Gelip savaşsınlar. Gelsinler, savaşsınlar. Böyle bir kampanya da başlamıştı Melik Bey Türkiye'de. Başlattı mesela söyledi. Şimdi adama hani bir sürü şey söylendi. Ya ne diyor bu falan nasıl sınır dışı ederiz? Yani kusura bakmayın ama beyler adam haklı. Yani eğer bu bir mücadele ise, Beşar Esad'a karşı savaşsa, eli silah tutan 17-45 yaş arasındakiler gelsin birbirine savaşsın. 54. Yani, şehidimizi verdik Fırat Kalkan harekatında. Maalesef. O yüzden Türk toplumu da aslında Suriye vatandaşlarının kendi topraklarını terör örgütüne karşı
Hatta belki de muhalif oldukları rejime karşı savaşmalarını bekliyor. Yani ben mesela benim tezim başından beri öyle. Hatta hatırlarsanız ben hani paylaşmıştınız bu bizim ülkemizde da böyle şey olmaz dedim. Evet. Kurtuluş Savaşı'nda evet. Nenelerimiz bile evet. savaştı dedim. Şimdi böyle bir milli şuuru birebir onlardan beklemek hani belki doğru değil. Yani sonuçta böyle bir ülkenin milli şuuru tarihsel ilişkiyle ortaya çıkan bir şey bu. Yani biz mesela kendi ülkemizi hiçbir güç bize parçalatamaz. Ama işte Irak'ı parçalattı, Suriye'yi parçalattı. O yüzden karakterler birbirine benzemiyor. Daha milli şuuru oturmuş, daha imparatorluk bakiyesi bir ülkeyiz. Daha ulusal karakterimiz belli. Bizde olmaz öyle şeyler. Fakat onlarda da hani bu kadar olmamalı. Yani şimdi gencecik adam hani taşı sıksa suyunu çıkarır. Geliyor burada işte yardımlarla geçinin bilmem ne. Ya git ülkeni kurtar, vatanını kurtar, toprağını kurtar. Yani böyle bir beklenti haklı bir beklenti. O yüzden ben çok yersiz bulmuyorum bunu. Melik Bey, Elbaba gelmişken, daha doğrusu Fırat Kalkan Operasyonu'na gelmişken bu kurtarılan, DAEŞ'tan temizlenen bölgelilere geri dönüş konusunda bir çalışma var mı? Mesela dün basın taraması yaparken dikkatimi çekti. Polis kuvveti burada eğitim görmüş. Polisler evet. artık orada asayişi sağlayacaklar. Bu güzel bir gelişme ama insanların da bu bölgelere dönüp hayatı normalleştirmesini bekliyoruz. Böyle bir ihtimal var mı? Şimdi Cerablus'ta o dediğin şey oldu. Yani Cerablus'ta yaşayan tümüyle temizlendikten sonra iki gün sonra hızla dönüşler başladı. Siz de TRT olarak bunu canlı verdiniz. Orada yaşam normale döndüğü için bu sağlandı. Şimdi aynı şeyi Elbap'ta sağlarsanız yani tümüyle terör örgütlerinin temizlenirse, DAEŞ'ten temizlenirse bu dönüşler olur. Fakat insanlar şunu da istiyor Gökçen Hanım. Yani evet DAEŞ'ten temizledin, tamam ben geldim yerime yurduma yerleştim ama sonrasını Doğru. görmek istiyorum diyor. İşte bu sonrasını görme işi Astana'daki ateşkesle ilişkili. Yani kalıcı bir ateşkes olduğu anda bu dediğiniz şey çok kolay sağlanır. Kalıcı ateşkes için bütün tarafların savaşta gösterdikleri cesareti gösterebilmeleri, barışta barışa cesaret edebilmeleri önemli elbette ki. Şimdi müsaadenizle bir Moskova'ya gidelim. Evet. Çünkü Moskova'nın tavrı son derece önemli ve belirleyici. Efendim Astana sürecinin en önemli aktörlerinden birisi kuşkusuz Rusya Federasyonu. Şimdi Moskova'dayız. Barış Mutlu karşımızda. Barış, her şeyden evvel Moskova rejimin garantörü olacağını açıkladı. Rejimin beklentisi bu görüşmelerden daha çok siyasi çözüm gibi. Acaba Rusya'nın da Moskova'nın da beklentisi siyasi çözüm mü? Şimdi Astana görüşmeleriyle alakalı olarak Rusya evet ön planda. Rusya'nın beklentileri olduğu kadar müttefiki saydığı örneğin İran'ın, Suriye rejiminin de bazı beklentileri var. Türkiye'nin aynı şekilde buradan elde etmek istediği başlıklar var. Daha doğrusu bu şekilde koymak lazım. Ama Ruslara bakıldığında yani Astana sürecinin doğuda sadece Avrupa devletlerini almadan yani batıdan herhangi bir aktörü almadan Astana'da gerçekleştirilmiş olması, bütün aktörlerin doğu merkezli olması diyelim. İran'da böyle, Türkiye'de böyle, Rusya'da böyle ve burada elde edeceği herhangi bir başarının yani bu genel bir ateşkes de olabilir. Suriye muhalefetiyle Suriye rejimi arasındaki görüşmelerin uzun bir süreden sonra başlamasını da bir başarı olarak sunabilir. Ama Ruslar için önemlisi buradan Batı'yı uzakta tutarak bölgesel aktörlerle bir mesafe alabilmekti. Şimdi geriye dönüp baktığımızda ateşkesle ilgili başlık özellikle burada bir başarı sağlanmış gözüküyor ki önceden Türkiye'den verilen ateşkes ihlali sayısıyla oradaki Rusya'nın gözlem merkezindeki ateşkes ihlal sayıları değişiklik arz ediyordu. Şimdi bunun da üstesinden geldiler ve şu anda Astana'da yürütülmekte olan görüşmelerde askeri uzmanların çoğunlukta bulunmasının bir sebebi de zaten bu ateşkesle ilgili gözlem ve bundan sonrasında neler yapılabilir. Şimdi Suriye muhalefeti Suriye geneline yayılmasını istiyor ateşkesin ama rejimin de bununla ilgili çok fazla istekli olmadığını biliyoruz. Ateşkes ihlallerinden de bunu okumak mümkün. Yani bakıldığında Suriye muhalefeti bu süreçte ateşkese uyacağını söyleyen Suriye muhalefeti şu ana kadar bununla ilgili çok gözle görülür, çok büyük diyebileceğimiz bir aksaklık, bir sorun çıkartmadı. Ama Suriye rejiminin belli yerlerde özellikle Şam yakınlarında bununla ilgili verdiği sözleri tutmadığı görülüyor. Dolayısıyla öncelikli olarak Rusya
Suriye rejimi üzerinde baskı kurabilecek mi? Türkiye Suriye muhalefeti üzerinde ki rolünü oynayabilecek mi? Etkisini gösterebilecek mi? Rus medyasında ağırlıklı olarak konuşulan, uzmanların da üzerinde fikir ürettiği, kafa yorduğu bu. Ama bir de tabii Amerika Birleşik Devletleri var ki katılımla ilgili olarak da aslında alt düzeyde tutulmasını biraz böyle açıklayanlar vardı burada da. Yani kimi ülkelerden sadece büyükelçi, kimi ülkelerden müsteşar gelmesi, bunu Ruslar iki şekilde açıklıyordu. Yani birincisi bu görünmeyen sebep, Amerika Birleşik Devletleri için üst düzey katılım zor olacak. Dışişleri Bakanı belli değil, başkan yeni göreve gelmiş. Ama bir diğer yandan da diyorlar ki buna o kadar da takılmamak lazım. Yani katılımın üst düzeyde olmamasıyla ilgili olan başlıklar çok önemli değil. Çünkü burada önemli olan Suriye muhalefetinin Suriye rejimiyle anlaşması. Dolayısıyla diğer devletler dışında bırakıldığında buradaki görüşmelerde duracak gibi bir kanı oluşmamalı diyorlar. Cenevre görüşmeleriyle kıyasladığımızda da evet, Astana biraz düşük profilli gibi gözüküyor olabilir. Rus diplomatlar da zaten onun tamamlayıcı etkisinden hep bahsediyorlar. Ama Cenevre'de hem birinci Cenevre'de hem ikinci Cenevre'de beklentiler o kadar yüksekti ki daha sonra orada alınan kararlar ne olursa olsun o beklentilerin karşılanamadığını gördük. Dolayısıyla Astana ile ilgili beklentiler belki şu anda düşük ama buradan çıkacak olan bir genel ateşkes kararı, siyasi çözüme gidecek yolla ilgili olarak somut alınacak bir iki tarafı da bağlayıcı bir karar belki Astana'yı Cenevre görüşmelerinin de daha da önüne geçirecek gibi. Şimdi Barış, Rusya'nın Suriye'deki en önemli ortaklarından bir tanesi de İran. İran özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin görüşmelere katılması noktasında sanki Moskova ile ters düşmüş şeklinde haberler de yansıdı basına. Bu pürüz aşılabildi mi? Rusya ve İran'ın Suriye'deki o sıkı ittifakının devam edeceğini öngörebiliyor muyuz? Şimdi Rusya'da hep bir blok var bu İran'la olan ilişkiler konusunda, biraz daha teyakkuzlu davranan, biraz daha çekincelerini ortaya koyan. Bu çekincelerle alakalı olarak da sadece Tahran yönetimini suçlamıyorlar. Yani diyorlar ki Tahran yönetimi tüm iyi niyetine rağmen Amerika Birleşik Devletleri ile Batı kamuoyuyla, Batılı devletlerle, Batılı aktörlerle iyi ilişkiler geliştirmek istemesine rağmen buradan veto yiyebilir. Dolayısıyla İran'a bu kadar bağlı kalmak, İran'la birlikte yola devam etmek doğru değil diyorlar. Ama bir diğer görüşte diyor ki İran artık özellikle Suriye meselesinden sonra, yani nükleerle ilgili de tabii ki Rusya İran'a çok farklı başlıklarda, farklı zamanlarda yardımcı oldu ama Suriye'de fiili durum İran'la Rusya'yı neredeyse yan yana bitişik hale getirdi. Bununla ilgili eleştirenler olduğu gibi bunun doğal bir sonuç olduğunu kabul etmek gerektiğini söyleyenler de var. İşte onlar da diyorlar ki Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ilişkiler artık eskisi gibi olmayacak. Yani bir iyimser bir hava vardı. Bu bozulacak. Biz bunun etkisini de başta Suriye olmak üzere farklı yerlerde göreceğiz. Eğer burada tırnak içinde surda bir gedik açılacak olursa, yani Suriye meselesine de öyle yaklaşıyordu bu güvenlikçi uzmanlar. Yani biz Suriye'yi kaybetmekle sadece Suriye'yi ve Suriye'deki avantajlarımızı kaybetmiş olmayacağız. Buradaki önümüzdeki dönemde bize müttefik olmayı düşünen devletlere de bir kötü emsal teşkil edecek bu. Dolayısıyla işte Suriye'yi zor zamanında koruduk ve kolladık bu zamana kadar. İran'la ilgili de böyle davranmak gerekir diyorlar. Son Astana görüşmelerinde de İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ni istememesi, Rusya'nın buradaki kamuoyunun, buradaki uzmanların deyimiyle, yaklaşımıyla söyleyeyim, yarım ağızda, yani ister gibi yapıp da Amerika Birleşik Devletleri'ni davet ediyoruz tabii ki buraya katılmalı der gibi yapıp da aslında istemeyen bir Rusya'nın var olmasını, Astana sürecine bu şekilde gidilmesini olumlu karşılıyorlar. Bunların sayısı da çoğunlukta. Amerika Birleşik Devletleri'nin şu ana kadar Suriye ile ilgili hiçbir somut gelişmeye, hiçbir olumlu somut gelişmeye imza atmadığını, sürekli belli süreçleri ertelediğini, tarafları oyaladığını ve günün sonunda bakıldığında Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye özelinde ama Orta Doğu genelinde faydadan çok zararı dokunduğunu, dolayısıyla bu işi de bölgesel aktörlerle bir yere kadar getiren Rusya'nın bundan sonrasında da bölgesel aktörlerle gitmesi gerektiğini söylüyorlar. Bu çerçevede de İran'ı tırnak içinde kırmaması gerektiğini, evet, belirtiyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'ne tabii ki Astana ile
ile ilgili olarak Rusya'dan bir teklif, resmi ya da resmi olmayan teklifler gitti buraya katılabilecekleriyle ilgili. Ama hem zamanla alakalı olarak bir sıkıntı olduğu için orada çok yeni bir yönetim var. İsteseler de çok üst düzeyden bir görevli gönderemezlerdi zaten. Bir diğer yandan da Rusya'nın tabii ki söylemediği resmi olarak ama açık açık buradaki uzmanların da Kremlin'e yakın danışmanların da belirttiği bu işi çözebileceksek Amerika Birleşik Devletleri olmadan çözelim. Evet. Astana da bunun için bununla ilgili önemli bir örnek ve sınavdır dediklerini belirtmemiz lazım. Barış Mutlu çok teşekkür ediyoruz. Moskova'nın bakış açısını net olarak aldık. Biz buradan devam edelim. Melik Bey şimdi Ankara'dan baktığımız zaman da Moskova'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'deki rolüne ilişkin değerlendirmelerine katılmamak mümkün değil. Evet. Gerçekten Suriye'de çözüme yönelik bir katkısı var mı Amerika Birleşik Devletleri'nin? Ne tarafından tutmaya çalışıyor bu Astana görüşmeleri? Şu ana kadar olmadı. Sevgili Barış'ın dediği çok önemli bir şey var aslında. Biraz strateji de ortaya koyan bir durum. Şimdi Batı olmadan, Batı'ya rağmen çözebilirsek bu sonrası için hem Türkiye hem Rusya hem de İran'ın önünü çok açabilecek bir şeyden bahsediyoruz. Yani Suriye meselesini işte çok temel iki tane aktör Rusya ve Türkiye ölçeğinde bu iş çözüldü. Demek ki Batı'ya rağmen de bu adamlar çözümü bulabiliyor, bir şeyi çözebiliyor. O manada tamam. Ama ben Amerika işin bir tarafında olmadan çözümü zor olduğunu düşünüyorum. Evet, siz hep bu konuyu konuşurken dersiniz ki masayı dağıtma ihtimali var. Çünkü öyle bir gücü de var. Yani evet, yani sevgili Barış'ın dediği hani Rusya bunu hesabını yapabilir, yapıyor olabilir. Bunu sağlarsa ne ala, hani mükemmel. Ama sağlanabilir mi? Benim buna yanıtım hani çok kolay evet değil. Çünkü Amerika güçlü bir aktör. Amerika orada bir şekilde sahada, PYD üzerinden sahada, Irak merkezi hükümeti üzerinden sahada. Aslında İran'la ilişkilerine baktığımızda o şekliyle bile sahada, işte Katar, Suudi Arabistan gibi ülkelerin üzerindeki etkiyle sahada, bir şekilde sahada, bir şekilde güçlü, bu adamın masayı dağıtma gücü de var demektir. Yani bunu doğrudan yapmaz ama öyle aktörleri devreye sokar ki masa ters yüz olur. Şu anda gündem biraz farklı ama yeniden yoğunlaşma ihtimalini de o zaman her zaman göz önünde bulunduralım. Biz de bulunduralım. Rusya ve İran da bulundursun, öyle değil mi? Tabii. Yani ama hani burada şimdi üst düzey katılım yok, tamam. Hani alt düzey katılım ama burada ateşkesin kalıcı hale getirilmesi sağlanırsa biz devamında bir sürü şey göreceğiz. Yani sonraki aşamaya Amerika katılabilir. Şu anda çünkü Trump yeni görevi devraldı. Kimi gönderecek? Muhatap ortada yok. Yani bilmiyorsunuz ki kimin olduğunu. Hemen yerine gidelim mi Melik Bey? Bakalım Washington'da durum ne? Evet, Amerika Birleşik Devletleri görüşmeleri nasıl değerlendiriyor? Soracağız. Tuna Şanlı karşımızda. Tuna, Washington sanki apayrı bir gündemi yaşıyor gibi. Bizim gündemimizden oldukça farklı bir gündeme sahip gibi. İşte yeni başkan görevi devraldı. Bir yanda protestolar var. Tüm bu gündem arasında Suriye'deki barış çabaları kendisine yer bulabiliyor mu Amerikan gündeminde, Washington'ın gündeminde? Aslına bakarsan bulduğunu söylemek zor. Şu anda birkaç gündür Amerika Birleşik Devletleri Beyaz Saray ile basın arasındaki yemin törenine kaç kişi katıldı tartışmasına sahne oluyor. Başına CNN'in çektiği çok önemli sayıda basın kuruluşu yemin törenine katılımın ciddi oranda az olduğunu belirtiyorlar. Hatta 2009 yılında önceki başkan Barack Obama'nın katılımıyla kıyaslıyorlar ve 1/3 oranında yalnız katılım olduğunu söylüyorlar. Aslında biz de o gün boyunca oradaydık ve katılımın çok da planlandığı gibi, daha önce açıklandığı gibi ya da beklendiği gibi olmadığını da gördük. Tabii bunun çeşitli nedenleri de vardı. Birincisi hava son derece soğuktu o gün ve yağışlıydı. İkincisi de güvenlik önlemleri son derece
üst düzeyde sıkı tutuluyordu. Kontrol noktalarında insanların, Amerikalıların tören alanına geçişi gerçekten saatleri buluyordu. Ki Beyaz Saray'ın, Beyaz Saray sözcüsü Sean Spicer da basına tepki verirken bunun üzerine çizdi, altını çizdi ve özellikle güvenlik önlemlerinin sıkı tutuluyor olmasının, bu katılımın az olmasının nedenlerinden olduğu söyledi. Ama Sean Spicer bir başka cümlesinde de katılımın az olmadığını, Obama'nın yemin töreniyle aşağı yukarı aynı sayıda kişinin katıldığını belirtti. Şöyle de ilginç bir örnek verdi. Daha önceki hiçbir yemin töreninde zemine beyaz bir satıh gerilmemişti. Bu kez çimleri korunmak için bir beyaz satıh gerildi. Bu da yukarıya yansıma yaparak katılımcıların sayısının az gösterilmesine, o az olduğu şekilde bir algı oluşmasına neden olduğu şeklinde de bir açıklama getirdi. Dolayısıyla şu anda birkaç gündür Amerika'da yemin törenine kaç kişi katıldı şeklinde basınla Beyaz Saray arasında bir tartışma sürüyor. Bir de özellikle cumartesi günü yeni başkan Donald Trump'ın CIA, Merkezi Haber Alma Teşkilatı'na yaptığı seyahat çok konuşuluyor burada. Cumartesi günü CIA'ya gitti Donald Trump ve burada başta CIA olmak üzere bütün Amerikan istihbarat kurumlarına yönelik bir açıklama yaptı. Bu başlangıçta sıcak bir mesaj olarak algılandı, ancak açıklamanın sonu ve cümlenin sonu dinlendiğinde bunun çok alaycı bir mesaj olduğu da ortaya çıktı. Şunu söyledi aynen. CIA'ya ve istihbarat kurumlarına Donald Trump, sizi çok seviyorum, size çok güveniyorum, hatta sizden daha fazla güvendiğim hiç kimse yok dedi. Bu son derece alaycı bir ifadeydi ve John Brennan'dan, CIA'nin eski direktöründen de cevap gecikmedi. Kendisinden utanmalı dedi. CIA'nin diğer üst düzey yetkilileri de sorumsuzca buldu bu açıklamayı ve saygısızca bulduklarını da açıkladı. CIA ile Donald Trump arasındaki gerginlik hala devam ediyor. Hatırlayacağın üzere Rusya'nın Amerikan seçimine müdahil olduğu ve seçim sonucunu etkilediği yönündeki raporu CIA yayınlamıştı ve seçimin sonucunu doğrudan etkilediğine ilişkin bilgiler içeriyordu. Bu nedenle Donald Trump'ın CIA'ye yönelik bu alaycı ifadesinin nedenini tahmin etmek aslında güç değil. Bu arada CIA'nin Donald Trump'ın atadığı yeni direktörü Mike Pompeo da bugün Amerikan Senatosu tarafından oylanacak. Tuna Şanlı, teşekkür ediyoruz. Trump son derece renkli bir kişilik. Verdiği mesajları da elbette ki burada stüdyoda değerlendirelim. İlk yaptığı iş olarak teşekkürler. Trump beklentimizi karşıladı mı ilk konuşmasıyla Melik Bey? Ya şimdi alışılmışın dışında bir siyasetçiyle karşı karşıyayız. Yani Amerika ilk kez böyle bir başkanı görüyor. Adamı aslında birlikte öğreneceğiz Amerikalılarla. Amerikalılar da o kadar bilmiyor. Emlak milyarderi bir adam, bu kadar biliyor. İşte televizyon şovları yapmış falan filan. Şimdi ama ciddi bir iş yapacak. Amerika'yı yönetecek. Ve dünyada da bir sürü şeye etki edebilecek politikaları yürütecek. O yüzden de hani şu aşamada biraz erken ama kötü başladı. Yani protestolarla işte her ne kadar sevgili Tuna hani onlar katılmaz değil dese de azdı. Yani Obama'ya rağmen azdı. Görüntüleri yanına koyduğunuzda görüyorsunuz zaten. Evet. Ama bu çok hani belirleyici bir şey mi? Değil tabii. Ama belirleyici olan adamın tam görevi teslim alacağı günün Washington'da her tarafın yakılıp yıkılması, çok protesto doğru. eylemlerinin artması. Bu protesto eylemlerinde önemli figürlerin olması. İşte Madonna'dan tutun Champagne'e kadar en son diğer müzik grubu, efsanevi müzik grubu, onlar da konser verdi, katıldı. Yani o protestolar sürüyor. O yüzden de Trump çok güçlü başlamadı. CIA ile arasında zaten tutmuyor. Bir türlü frekans tutmuyor. Çünkü biliyorsun CIA ile FBI'nin çok büyük bir rekabeti var. Burada Trump biraz FBI Trump'ı destekledi. CIA Hillary Clinton'ı destekledi. Üstelik Rusya ile ilgili de önemli iddiaları vardı CIA'nin. Bu seçim kampanyasında Trump kazansın diye Rusya'nın doğrudan müdahil olduğunu iddia etti. O utanç verici de bir şeydi. Yani bu kadar süper bir gücün bir devletin işine eğer Rusya girebiliyorsa zaten dükkanı kapatın gidin yani. Bunu bile yapabiliyorsa. Ya utanç verici bir şey. O CIA ile Trump arasında gerilim biraz sürebilir. Ama biri diğerini şekillendirecek. Amerika böyle bir yer. Yani biri diğerini şekillendiremezse o zaman yürümüyor. Orta Doğu'ya dair bir kaygısı yokmuş gibiydi ilk konuşmasına verdiği mesajlar. Ya adam çok böyle yaptığı konuşma çok böyle Amerika ile ilgiliydi. Yani biraz Amerika bu dönem biraz böyle kendi içine
kapanacak gibi bir fotoğraf yani çizdi. Yani icraatın içinden konuşması tabii, tabii, gibi. Tabii yol yapacağım, köprü yapacağım, iş bulacağım falan filan diye. Ya bizim de alışık olmadığımız bir şey. Çünkü Amerika'yı biz hep böyle dış politikaya dair söyledikleriyle biliyoruz. İşte dünyada şunu şunu yapacağım, bunu böyle yapacağım falan diye böyle biliyoruz. Biraz böyle bir ülkenin içine kapanması gibi bir çizgi çizdi ama buna izin verilmez. Yani Amerika'daki o derin güçler buna izin vermez. Çünkü Amerika yapan dünyadaki her şeye burnunu sokma. Yani doğru. Burnunu sokmazsa doğru. Amerika olmaz. Astana'da sürecinden dışlanmış olması Amerika Birleşik Devletleri'ni nasıl etkiler Suriye politikası? Şu aşamada, rahatsız mı bundan? Yok, şu aşamada Astana sürecinde çok umurunda olmaz. Yani şu aşamada çünkü biraz kendi derdiyle uğraşıyor şu anda. İşte CIA biz Trump'ı nasıl adam ederiz'e bakıyor. Neokonlar, derin güçler ya bunu nasıl şekil verebiliriz? Trump ben bunları nasıl terbiye edebilirim? Ve tahterevalli gibi şu anda birbirleriyle uğraşıyorlar. Washington'da protesto eylemleri sürüyor. Kadınların başını çektiği büyük protestolar gelecek şimdi. O yüzden şu aşamada çok umurunda olmaz. Fakat sonrası için yani biraz böyle evin içini toparladıktan sonra ben niye yokum diyecektir. Bu süreçlere bir şekilde dahil olmak isteyecektir. Ama şu an aşamada çok orayla ilgilenecek bir hali yok. Durumda değil. İran'ı biraz konuşalım istiyorum Melik Bey. Çünkü İran o Orta Doğu coğrafyası içerisinde sizin de her zaman üzerinde durduğunuz Şii Hilali projesinin bir ayağı da evet. Suriye. Rusya ile de bu anlamda çok yoğun bir işbirliği içindeydi. Ama Türkiye'nin bu sürece dahil olmasından Tahran'ın çok da memnun olduğunu söylemek mümkün değil gibi. Rusya ile Türkiye'nin Suriye'deki deyim yerinde ise barışması ve ortak iş yapmaları Tahran'ın çıkar tanımlamalarını sınırlar mı? Yani sınırlayabilir. İran mecbur kaldı. Yani Rusya, büyük partneri Rusya bunu istedi ve o uymak zorunda kaldı. Şimdi çok hani Türkiye'nin bu kadar işin içinde belirleyici, sonuç alıcı bir rol üstlenmesini istemedi İran. Başından beri bunu istemedi. Hı hı. O gelgitler, gerilimler de öyleydi. Yani hem Bağdat'ta yaşadığımız hem Suriye'de Şiilerle yaşanan o gerilimin nedeni zaten Tahran'dı. Çıkış noktası Tahran'dı. Fakat geldiğimiz noktada şimdi Rusya ile Türkiye'nin ilişkilerinin iyiye gitmesi İran önüne çok seçenek koymadı. Yani İran ya evet Türkiye'de olsun Rusya ben de bu masada olayım diyecekti ya da küsüp tek başına hareket edecekti. Küsüp tek başına hareket edecek kadar gücü yok. Lüksü yoksa yok, bir Amerika'dan doğru. Bahsetmiyoruz. Yani bölgesel bir güç İran'dan bahsediyoruz. Hı. O yüzden de Kerhan da olsa şu anda buna evet diyor ama elini güçlü tutarak bu masada kalmaya devam edecek İran. Hı hı. Rejimin planını da konuşalım mı? Esad kendisi için Rusya Federasyonu'nun sonuna kadar garantör olmayacağının farkında bence. Evet. Ne dersiniz? Esad kendine nasıl bir gelecek çiziyor Suriye içerisinde? Şimdi Esad iki şey var. En esneyebileceği şey bir kere tümüyle kendisi ve bazı adamlarının dışarıda bırakılmasına ikna olmayacak. Hı hı. Ve gerekirse bunun için de ölecek. Bir yerden yakalamak istiyoruz. 6 yıldır çünkü adamı devam ettirdiği bu. Yani ölmeyi göze alarak savaştı. Hı hı. Şimdi diğer ülkelere bakın mesela Mısır, Tunus bilmem ne adamlar bırakıp kaçtı doğru. Falan. Hem de öyle uzun süre falan değil. Bir hafta 10 günde bırakıp kaçtılar. Şimdi Beşar Esad 6 yıldır bunu sürdürüyor. Başından beri sürdürüyor ve ben savaşacağım diyor. Şimdi Baas geleneği böyle bir gelenek. Saddam da onu yapmaya çalıştı ama beceremedi bunu. O yüzden de hani Beşar Esad tırnak içinde çok kolay pes etmeyecek. Hı. 6 yıldır bize bunu gösteriyor. İki şeye ikna olacak. Bir, kendi kontrolünde Baas partisiyle seçimlere girmek. Suriye'de yani, kalmaya devam edecek bu seçeneklerle. Kesinlikle. Baas'la birlikte seçime hı-hı. girmek isteyecek. Yani yeniden seçim yenilensin. Parlamento farklı dengeler koyalım ama partimle ben olayım. En kötü ihtimal evet ben dışarıda kalayım ama partim devam etsin. Hı hı. Yani ikna olabileceği en kötü kendisi açısındaki senaryo bu. Ama tümüyle çekilmek, bavulunu toplayıp gidip Venezuela'ya yerleşmek falan Beşar Esad'ı buna kimse ikna edemez. Zor yani. O zaman Suriye'nin geleceğinde Esad'ın rolünün mutlaka olacağını düşünüyorsunuz. Kesinlikle. Yani 6 yıldır bu bize gösteriyor çünkü. Yani ha düştü düşecek gidiyor Beşar Esad şurada 3 ay kaldı 6 ay kaldı 2 ay kaldı falan diyenler gitti Beşar Esad diğerinde. Doğru.
Yani o yüzden 6 yıldır burada. Ya Obama gitti Beşar Esad duruyor. O yüzden de hani bu çok kolay olmayacak. Ve adam şu anda 4 yıl öncesinden daha güçlü. Yani, ve de genişletiyor etki alanını. Genişletiyor yani Halep'i geri aldı. Masada, daha önce masaya bile oturtmuyorlardı. Masada Rusya ve İran gibi iki tane yanında güçlü partner var. Daesh belasından dolayı Amerika'nın da artık olabilir mi dediği bir isim. Yani Daesh önce... mı Esad mı dese Amerika'ya elbette ki Esad'ı seçer. Tabii öyle diyor. Avrupalılar da öyle diyor. Hı-hı. Yani en son işte Brüksel'e gittiğimizde Gökşen Hanım şey dediler. Yani en azından Beşar Esad seküler bir hareket. Bir şekilde hani demokrasi kenarından köşesinden yakalayabilir. Öbür tarafta siz bambaşka bir şeyden bahsediyorsunuz. Kafa kesen bir Daesh'ten bahsediyorsunuz diye. Daesh'in ortaya çıkması Beşar Esad'a yaradı. Hem de çok yaradı. Yani iyi de kullandı Esad bunu. Çok iyi kullandı ve onun Beşar Esad'da resmen kuyudan çıkaran ip oldu Daesh. Baas rejimini siz Irak'tan da yakın takip ettiğinizi ve sistemin nasıl işlediğini bildiğinizi düşünüyorum. Eğer ikinci seçenek söz konusu olursa, yani Beşar Esad kendim çekilirim ama partim devam eder derse, Baas rejimi Esad'a sahip çıkar mı bu anlamda? Tabii. Bu şu demek. Beşar Esad dışarıdan kontrol edecek. Yani bir bilen doğru. olarak kenarda duracak, kendi partisini devam edecek. Ve atıyorum ben birkaç yıl sonra tekrar sahaya çıkabilmek için kenarda enerji depolayacak. Tersine ikna olmaz. Çünkü şöyle bir şey, mesela Saddam da ülkeyi böyle konsolide etmişti doğru. ama Saddam'ın çok iki tane büyük dezavantajı vardı. Bir, doğrudan Amerika ile savaştı. İki, Saddam'ın içindeki Kürtler Şah döneminden beri bir bölgeyi kontrol ediyorlardı doğru. ve silahlı, eğitimli adamlar. Yani mesele Barzani'den başlamıyor. Mesele Baba Barzani'den başlıyor. Doğru. Mola Mustafa Barzani'den bu yana savaşan peşmergelerden bahsediyoruz. Tecrübeleri vardı. Elbette savaş tecrübesi var ve düşünün Saddam gibi ya kimyasal atan bir adama rağmen bölgeyi kontrol ettiler. Doğru. Vermediler. Yani Erbil kontrollerindeydi. Halepçe'ye adam kimyasal attı. Binlerce insan öldü ama Kürtler orayı boşaltmadı, bırakmadı. Şimdi iki tane çok büyük dezavantajı vardı Saddam'ın. O yüzden beceremedi ve gitti. Şimdi burada Saddam doğrudan Amerika ile savaşmıyor. Amerika vekaletle savaşıyor. 4 tane uçak kalkıyor, tak 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 bomba bırakıyor. Bu değil. Doğru. Kara harekatı ve güçlü bir orduyla Irak'a girdiği için Irak devrildi. Bu da onu yapmıyor. O yüzden bir şansı bu. Beşar Esad'ın ikinci büyük şansı buradaki Kürtlerin savaşması, yani PYD'nin falan çok eski bir tarihi yok. İki kere denemişler Hama ve Huma'da. İkisinde de Baba Esad iki gün içinde Kürtlerin işini halletti orada. Bombaladı, tak 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 bitirdi. Şimdi burada yeni savaşıyorlar PKK eliyle falan yeni öğreniyorlar. Bu ona çok zaman kazandırdı. Bir de doğrudan Kürtlerle savaşmıyor Beşar Esad. Doğru. Çünkü onlara dedi ki evet siz düne kadar kimliğiniz bile yoktu. Haymat dostunuz, kimliksizdiniz Baba Esad döneminde. Siz benimle savaşmayın. Yani biz kavga etmeyelim. Size özel bölge dahil her şeyi hallederiz dedi. Ve daha başında ilk kurşun sıkıldığında bunu söylediği için Kürtleri hemen bypass etti. Evet, bazı rejimi, bazı sistemi içerisinde yetişmiş siyasi figürleri dikkatli değerlendirmek lazım. Tabii. Çünkü o sistem o lideri yaratıyor ve düşünce sistemini, aslında bazı sistemini okuduğunuz zaman anlayabiliyorsunuz. Sonraki adımları ona göre çok, hesaplayabiliyorsunuz. Çok yani tırnak içinde bir çakal siyaseti. Hı. Ya mesela düşünün ya PKK... 11 kişiyle kurulan bir PKK örgütü ve ellerinde iki tane av tüfeğiyle başladılar. Bu Baas rejimi büyüttü PKK'yı. Doğru. Barelyas'ta Beka'da Abdullah Öcalan'a kamp verdiler. Sonra Barelyas'ta ona bir karargah tahsis ettiler. Bütün beyin takımlarını seferber ettiler ve 11 tane adamla başlayan bir örgütü ve ellerinde bir tane av tüfeği bile anca varken başımıza bela etti. Bambaşka bir şeye dönüştürdü. Bunu yapan Baas rejimi. O yüzden tırnak içinde hani böyle çakal siyaseti dediğimiz şeyi iyi biliyorlar. O zaman bir de Brüksel'e gidelim mi Melik Bey? Çünkü önemli bir, her ne kadar Suriye içerisinde aktif olmasalar da olabilecek önemli merkezlerden bir tanesi. Efendim Amerika Birleşik Devletleri ile koalisyonun ortağı Avrupa Birliği'nin Astana sürecine bakışını öğrenmek için şimdi döndü sarı ışığa dönüyoruz. Brüksel'deyiz. Döndü sarı ışık karşımızda. Döndü. Astana sürecine nasıl bakıyor Avrupa Birliği ülkeleri, Brüksel
gerçekten buradan bir çözüm çıkabilme ihtimalini ne oranda görüyorlar? Yoksa bu sürecin Cenevre'ye taşınması Avrupa Birliği'nin daha çok mu işine gelir? Gökçen, aslında son cümlen biraz özetliyor durumu. Çünkü Avrupa Birliği çözümün Birleşmiş Milletler marjında ve Cenevre'de görüşülmesinden yana. Zaten geçen hafta yapılan açıklamalarda daha ziyade bu minvaldeydi. Avrupa Birliği'nin dış ilişkiler ve güvenlikten sorumlu yüksek temsilcisi Federica Mogherini geçen hafta dış ilişkiler konseyi toplantısından sonra yaptığı açıklamada Astana'daki görüşmelerin daha çok tarafların bir iç görüşmesi olduğunu ve hem uzlaşı hem de bu uzlaşıdan sonra geçiş hükümeti ve sonrasında Suriye'nin yeniden imarı gibi konuların özellikle Cenevre'de Birleşmiş Milletler çatısı altında görüşülmesi gerektiğini söyledi. Avrupa Birliği'nin de daha ziyade diplomatik yollarla Suriye'deki krizin çözümüne katkı sağlamaya gayret eden bir aktör olduğunun altını çizdi. Ve Avrupa Birliği sahada özellikle askeri anlamda birebir aktif olmadığı için daha ziyade bu işin Birleşmiş Milletler kanalıyla çözülmesi için görüş beyan etmeye devam etti. Ancak geçen haftaki dış ilişkiler konseyi toplantısına katılan tüm dışişleri bakanları aynı görüşte değildi. Daha doğrusu Avrupa Birliği'nin de bir anlamda temsil edilmesi gerektiği aslında konuşulan, kulislerde zaman zaman gündeme gelen konulardan bir tanesi oldu. Çek Dışişleri Bakanı da açıkça söyledi. Avrupa Birliği de o masada temsil edilmeli dedi. Cuma günü de aslında son ana kadar Avrupa Birliği belki daha üst düzey bir davet bekledi. Çünkü Cuma günü komisyonun sözcüsünün yaptığı açıklamada şu mesaj verilmişti. Şu an için bir isim belli değil ama Avrupa Birliği de muhtemelen Astana görüşmelerinde temsil edilecek dendi. Fakat biliyoruz ki bugün Avrupa Birliği'nin dış ilişkilerden sorumlu yüksek temsilcisi Mogherini başka bir toplantı için Barcelona'da. Yani bu görüşmenin daha ziyade Türkiye, Rusya, İran güdümünde olduğunun altı çiziliyor zaten buradaki basına baktığımız zaman da. Ve Suriye ve Suriye'deki mevcut ateşkesin Rusya ve Türkiye anlaştıktan sonra devam edebildiğini ve bundan sonraki süreçte de Rusya'nın artık taraflardan biri olmak yerine daha ziyade bir ara bulucu rolü oynamaya çalıştığının altı çiziliyor. Şu anda Avrupa'nın Astana'yı okuyuşu bu şekilde Gökçen. Suriye'de iç savaş devam etsin şeklinde bir yaklaşımın Avrupa Birliği içerisinde hakim olduğunu söyleyebilir miyiz son söz olarak? Ya bunu söylemek biraz bence sert olur açıkçası, çünkü Suriye'deki iç savaş Avrupa Birliği'ni de olumsuz etkiliyor. Çünkü 21. yüzyılın en büyük göçmen krizi elbette en fazla komşu ülkeleri Türkiye'yi, Lübnan'ı, Ürdün'ü etkiliyor ama bundan sonra Avrupa Birliği de bu olaydan çok ciddi yara aldı kendince. Bir takım iç çatışmaların ve ayrışmaların da tetiklenmesine sebep oldu bu mülteci krizi. Her ne kadar hali hazırda bir takım uluslararası kuruluşlar üzerinden insani yardımlar yapılıyor olsa da özellikle Türkiye ile uzlaşılan o yol haritasında mültecilerin yasal yollarla Avrupa Birliği üyesi ülkelere yerleştirilmesi konusunda çok ciddi aksaklıklar var. Türkiye'ye vaat edilen mali yardımda çok ciddi bir aksama var. Dolayısıyla hem mevcut verdiği sözleri tutamamış durumda Avrupa Birliği, hem de mülteci krizi sebebiyle siyaset merkezden daha ziyade marjinal grupların güç kazanmasına yol açıyor. Önümüzdeki aylarda da yeni seçimler olacak Fransa, Almanya, Hollanda'da. Açıkçası Suriye Savaşı'nın faturası Avrupa siyasetine de bir anlamda yansıdı. Bu yüzden Suriye'deki kriz aslında kimsenin olmadığı gibi Avrupa Birliği'nin de çok menfaatine değil. Döndü Sarı Işık, çok teşekkür ediyoruz. Brüksel'in görüşünü net olarak aktardın bizlere.
Melik Bey, bir de Kazakistan'ın altını çizelim mi programı kapatmadan evvel? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin geçici üyesi. Ve Kazakistan çok aktif. Artık uluslararası sorunlarda arabulucu olan bir Kazakistan'dan bahsediyoruz. Rusya Kazakistan'a özellikle mi işaret etti bu arabuluculuk için? Türkiye'ye de bir mesaj mıydı bu? Hem Türkiye hem de bölgeye bir mesajdı. Şimdi doğrudan Moskova olursa hani ne anlama geldiği belliydi. Fakat şimdi kendi kontrol edebildiği bir ülke Astana, Türkiye'nin itiraz etmeyeceği bir ülke, İran'ın itiraz etmeyeceği bir ülke, muhaliflerin itiraz etmeyeceği bir ülke. Çok akıllıca hazırlanmış bir şey. Bir de Moskova, yani Rusya, Moskova'nın dışında aslında bölgeyi de etkin kılmak istiyor. Yani mesela biz şeye gittiğimizde, en son Moskova'ya gittiğimizde bizi o şeye götürdüler, özel bölgeye. Yani dediler ki, yani özellikle o bir toplantıyı da oraya koydular. Hı hı. Şimdi gördük ki Rusya kendi çeperini bir yandan da genişletiyor. Doğru. Yani işte ikili anlaşmaları pekala yapabilirsiniz Moskova dışında. İlişkileri geliştirebilirsiniz deniyor. Yani Kazan'da mesela orada bayağı böyle büyük bir ekonomi toplantısı yapıldı. Şeyde. Gördük ki yani Putin kendi çeperini genişleterek gücüne güç katmak istiyor. Doğru. Çünkü Avrupa ile ilişkisi belli ortada, Amerika ile ilişki belli ortada. Bu bölgeyle güçlü kalmak istiyor. Ama orada da gücüne güç katmak için çeperindeki bölgeyi de kontrol altına tutmak ve bir güç merkezi haline getirmek istiyor. Evet, gerçekten Astana görüşmeleri önemli Melik Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Ben daha teşekkür ediyorum. İyi anlamamızı süreci sağladınız yorumlarınızla. Sağolunuz, var olun. Sağ olun. Evet efendim, bugün özel bir yayınla Astana'daki Suriye barış görüşmelerini her yönüyle ekranlarınıza taşımaya çalıştık. Washington, Moskova, Brüksel bağlantılarımızda ve elbette ki Astana bağlantımızda dünyanın aslında bu süreci nasıl anladığını aktarmaya çalıştık. Süremizin sonuna geldik. Yarın uluslararası ilişkiler gündeminin öne çıkan başlıklarını yine ekranlarınıza taşıyacağız. Saatler 13'ü gösterdiğinde sizleri de ekran başına bekliyoruz. Şimdi.